Evet, videoya girmeden önce şöyle bir isim okuma yapalım bakalım. Kubilay ama Fuentes'te ben. İsim güzel olmuş kankam. İsmail Mert Sansar, AMP Help, Master Ruling, Muhammed Avuçok, Yusuf Gül, Kerem Sarıoğlu, Rakun G. Fuentes'in terbiyeli ağzı. İkinci Fuentes oldu bu. Gittikçe çoğalıyor yorumlarda. Takeşi, Kerem Can Murat, Muli, Mehmet Ali Gündüz, Fuentes'in bağışıklık sistemi. Oğlum bu isim ne lan? 3 oldu. Namık Tahirov, Nijat Kerimli, Ulaş Erdem, Muhammed Çulhan, seslendirici. Çulhan değil bu arada. Muhammed Çulhaymış, seslendirici. Cyber Phantom TR, Hürkan Çam, The Demon, Dark, Onur Raskon, Himan Atakeyda, Cahit Kureci, Eli Abudov, Yusuf Sakinci, Ahmet Arıkan, Samet Gaming, Kuruş YMV, Xerius, Orksan Ferecov. Kankam ismini okuyamıyorum ya. Telaffuzunu yazarsan çok mutlu olurum. İkinci kez okuyorum galiba seni. Azerbaycan Türkçesiyle yazılıyor ama ben nasıl okunduğunu bilmiyorum işte. Volkan Polat, Ömer Faruk Demir, Sıtkı Altan, Arda 0038, Bertuna Ar, Nejo, YT Scorpion, Code M Arena, Umut Kuruçelik, Hanzo Asashi Scorpion, Knuckle Ice, Knuckle Exe pardon, Seslendirici Yançarı, Sezer Sümbül, Furkan Çevik ve Ahmet Girginer. Ne kadar çok yazmışsınız ya bu sefer. Valla tebrik ettim ha. Helal olsun size. Bu videoda kod var zaten biliyorsunuzdur onu. Herhangi bir yerinde bulunuyor. Neyse uzatmayalım daha fazla. Videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün Mortal Kombat 11 Raiden'ı tanıtacağız bakalım. Güzel olacak diye düşünüyorum ve kankam da Mehmet Ali Gündüz'e bu arada teşekkür ederim hesabını verdiği için. Kankamdaki karakterler şu an ikisi de yan karakterler daha doğrusu. Onun çevrimi olduğu için bayağı bir kanlı savaş çıkacak ortaya. Fusion Boost'tan biz de onun çevirmeye yükseleceğiz Rain'le birlikte. 75.000 saldırı, 75.000 cana yükseliyoruz. Warlock Quench ekipman takmaya zaten gerek yok. Şu an için bayağı bir güçlü olacağız ve dediğim gibi bayağı bir kan çıkacak. Çok hasarlar havada uçacak yani yüksek hasarlar çıkartacağız büyük ihtimalle. Şimdiki şöyle ki Raiden'ın pasifiyle biz başlayalım. Hemen geliyorum bir saniye. Geldim bakalım şimdi hemen açıklamaya başlayalım. Diyor ki Mortal Kombat 11 Rain maça neyle başlarmış? Bir tane güç barıyla başlıyor. Sol alttaki o yetenek attığımız barlara güç barı diyoruz. Rain tamam. %10 şansla karşı rakibin düz vuruşlarındaki saldırılarına karşı counter atak yani karşı saldırı yapma ihtimaline sahipmiş. Bunun nasıl olduğunu göreceğiz. Yaptığını vallahi çok da hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Karşıma Mortal Kombat 11 Rain de aslında geldi bayağı bir kulelerde ama dur bakalım görürüz. Bu Counter'da karşı rakibe soğuk debuff yani bu yavaşlatma gibi bir şey bırakıyor. Onu göreceksiniz zaten çok şey gibi aynı. Kesik Agent hani oyuna girdiğinde size hangi kesik Agent o? Punk kesik Agent olması lazım. Strike Force'a mı dönüşmüştü şu an? Ona falan dönüşmüş olması gerekiyor. Vurduğunda böyle bir slow yiyorsunuz ya kaplumbağa işareti falan çıkıyor. O işte o efektten yiyorsunuz aslında şeye benziyor aynı. Gerçi şey daha kanser ya yok öbür şey vardı ya. Dondurma efektiyle birlikte gelen. Neydi lan o? Bit efektiydi. Bitten değil de. Neydi o? Hatırlayamadım şu anda ya. Freeze efekti yiyorsunuz aynı. Aynen işte onu anladınız siz. Onu biraz sonra gene görürüz. Şu Frostbite efekti kastetmeye çalıştım bu arada. Bir saat can çekiştiğim oydu. Şimdi diyor ki şu Soaked efektten kastı. Soaked efektiyle kapılan karakterler, karşıdaki karakterler %35 yavaşlanıyor anladığım kadarıyla. Ne oluyor? Slow'dan tek %35 Lightning saldırılarından %35 daha fazla hasar alıyorlarmış. Lightning saldırısını nasıl yapıyor bilmiyorum bu arada. Onu Lightning saldırısı ne alaka lan bu arada? Yani Raiden'ın hareketleri mi bu Lightning yoksa şey mi? Bu kulede falan bazen Lightning atak işte diyor yani 3 defa yıldırım çarpıyor böyle. Veya direkt Raiden'la mı alakalı bu? Büyük ihtimalle Raiden'la alakalı diye düşünüyorum. Yıldırım saldırılarından daha etkili mi yapıyor? Yoksa bizde de var mı Lightning? Göreceğiz biraz sonra. Onu görürüz. Diyor ki yok, aktif rakip şey soğuk efektiyle ya batırıldığında işte batırılma efekti deniyormuş buna. Ona yakalandığında Raiden'ın efektine yakalandığında ne diyor? Ha, Lightning atak yiyorlarmış bunlar anladığım kadar. 20 saniye boyunca bunlar o efekte batırıldıktan sonra Lightning atak denen yani yıldırımlanma, yıldırım çarpması gibi bir efekte saldırıya maruz bırakılıyormuş. Bunu göreceğiz bakalım. Bu arada dışarıda olanları da şey yapıyormuş, kastediyormuş. Dışarıda olanlara dahilmiş buna. Sinerji diyor. Tüm Mortal Kombat 11 karakterleri ve Raiden takım arkadaşları %400 recovery'ye sahip. Raiden yenildiği zaman. Raiden yenildiğinde bile. And Raiden teammates. Bu Raiden'ı bayağı bir seviyor Rain. Allah Allah. Olayları ne acaba? Hikayede o kadar hiç görmedik hatta yani neredeyse. Herhangi bir kopya vermediler ama Mortal Kombat 12 çıkacak olursa
bir kardeşlik falan, Brotherhood kurarlar diye düşünüyorum herhalde. Kurmaları lazım yani. Mortal Kombat 11'de çok bir şey olmadı aslına bakarsanız. Çok bir şey değişmedi yani. 9'da vardı galiba. Rain var mıydı 9'da? Bir hatırlayalım. Smoke vardı. Rain'i hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Rain var mıydı ya? Valla 9'u şu an çok önce oynadığım için hatırlayamıyorum. Neyse, göreceğiz zaten. Direkt savaşa girelim biz. Lightning Attack yapacak mı yapmayacak mı onu merak ediyorum. Stoic efekte kaptırtabilirsek güzel olur karşı rakibi. Onu nasıl kaptırttığımızı da unuttum hemen anasını satayım ya. Ne oldu böyle ya? Okuduğumuz 2 dakikada unuttuk. Dur bakayım onu, onu birazdan gene yakalarız. Bir girelim oyuna da. Bu yıl gelirse otomatik savaş demiş, bunu kapatalım. Hemen nasıl kaptırttığımıza bakalım. Tamam. Counter attack yapabiliyoruz ya, o counter attacklarda oluyormuş. Bu arada kör olmuş şu karşı rakip direkt. Niye kör başladı bu? Pasif. Sen niye kör baş? Ekipmanla mı alakalı? Büyük ihtimalle ekipmanla alakalıdır. Kör başlamaması lazım normalinde. Ulan garipmiş ya. Direkt kör başlattık. Bu da ayrı bir dert oldu. Şöyle al bakayım çocuk. İyi de vuruyoruz abi. Mızrak. Bu arada eli çok iyiymiş bunun ya. Bir tanesi mızraklı ya. Acayip güzelmiş. Hoşuma gitti ha. Dur bakayım. Birinci temiz bu arada. O yeteneklerin özelliklerinden bahset. Oo, boğazını kesiyormuş gibi ses çıkartıyor. Şöyle bir fullleyeyim bakayım şunu. Ha, Stoic efekte şu an kapıda da bakın. Şu. Aynen. Şu an o efektler yıldırım saldırısı dediği büyük ihtimalle şu an yediği, yok kanamaymış o. Yıldırım saldırısını nasıl atıyoruz? Yıldırımlanma efektini. Allah Allah. O zaman direkt Raiden'la birlikte şey oluyor ya. Raiden lazım bize. Anladığım kadarıyla. Yani kastettiği odur büyük ihtimalle. Şöyle bir Bleed'e karşı bu arada kanamaya direndi ama Stoic'da direnemiyor. Bakalım. Blokta kalalım. Güzel, o da bize curse bıraktı şu an için. Sıkıntı olmaz ama. Stoic'da hala bu arada şey, Lightning Attack yemediler. Fena vurduk. Çok fena vurduk. Birinci deneyimiz gayet güzelmiş bu arada. Fıtı 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 diye kanatıyoruz. Bu kanama inanılmaz önemli bir efekt. Kanama, zehirleme, yakma. Bunlar çok çok önemli. Aklınızda bulunsun. Ama bunlardan en önemlisi her zaman bana göre zehirleme. Çünkü can yenileme efektini kapatan tek şey şu an zehirleme. Mesela bosslarda bile, yani bosslara gerek yok. Direkt boss kulesinde ben Reptile kullanıyorum genelde. Karakterler yana geçse bile hem zehirlenip hem canları azaldıkça yenileme de yapamadıkları için recovery efektleri direkt kapatılıyor. Bu bilmiyorum, bana çok önemli geliyor ya cidden. Karşımda Jason Voorhees falan varsa, işte ne bileyim Day of the Dead değil mi? Yani Day of the Dead 2 tane varsa, işte çok fena can yenileyen karakterler varsa mutlaka zehirleyen bir tane karakter çekin takımınıza ve zehri direkt üstlerine bırakın. Zehir immune değilseler tabii ki. Mesela şu an ben zehir atıp zehir yemeyebiliyorum Reptile sayesinde. Outworld karakterlerime falan zehir atılamıyor benim. Ve Reptile bilmiyorum. Klasik Reptile inanılmaz önemli ya. Klasik Reptile her geldiğinde almanızı çok çok aşırı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada gene kör başladılar. Bunlar niye kör başlıyor abi? Allah Allah ya. Valla anlamadım ya. Immediate de basic attack. Allah Allah. Herhangi bir blindness falan da, yani blind falan da yazmıyor ki, anlamadım hocam. Niye yiyorlar? Bir ekipmanımıza bakalım. Yetenekleri de bu arada birinci ikinci yeteneği tanıtmayı unuttum. Ah yapma ya. Circle of Shadow'un bunun laneti, bak şuna bak. Kaç bin canım aldı anasını satayım bir hareketiyle. Ama biraz kördü Allah'tan da. Gerçi bir şeyi ıskalamadı galiba. İkinci yeteneğimize bu sefer geçelim. Bu arada hayvan gibi eriyor bakın. Görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz eriyor yani. Öyle böyle değil. Eridi, yok oldu karakter. Kendi kendine tık 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 yok ettik. Aha yaptı. Bu karşı saldırı yaptı bu arada. %10 şans ama çok düşük işte. Az önceki yaptığı vardı yani. Ben ona orada herhangi bir saldırı yapmadım. Kendi kendine yaptı. Güzelmiş bu arada. Bu kör efekti bırakıyor muydun sen? Bırakmıyormuşsun. Tamam. Sen bırakıyorsun Jade abla. Ay, çok kötü oldu. Yapma be. Onu atsak iyiydi işte. Şu an cripple'daydık. Bunu atarsam bir daha atacaksın mı? Attı gerçekten. Normalde bunu siz yapmayın. Ben eşek gibi mesela bir daha atıyorum. İşte bitirici komboyu ve yeteneğinizi normalde Jade'e, Assassin Jade'e atmamanız gerekiyor. Bu da size örneği olsun niye atmamanız gerektiğini. Bir daha attım bak, her seferinde yaptı abi, her seferinde. Acımadan yaptı yalan. Vay anasını be. Dur. Bir daha geçelim Reyne. Reyne abimizle azıcık daha oynayalım. İkinci seneni görmek istiyorum bu arada, ne kadar vurduğunu falan. Şöyle bir. Oh! Lightning Effect. Aa! Yeteneğimizin adı mı lan o? Yok artık. Lightning, yani yıldırım saldırısı yaptık ona göre. O zaman Lightning Effect'e gireceği için yıldırım saldırımızda Mortal Kombat 11 Rain otomatikman kendi saldırısını %35 arttırmış oluyor aslında. Oha! Sen bir dakika, yan ekrana bakarken fark ettim. Scorpion'un gözleri mi yanıyordu? O ne lan? Oğlum o çok iyiymiş lan.
Valla medali bunu iyi bulmuşsun ha. Fist of Strength'te. Oğlum bu Victory Stances'ta mı geçiyor? Bakayım bir. Evet. Hani cube diyor. Vay anasını be. Ulan bayağı iyiymiş ya be. Acayip güzelmiş ya, hoşuma gitti. Çok güzel o gözlerini patır diye. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Valla çok güzeldi, bilmiyorum ya. Geçen de Wonder Woman'ın filmini izledim. Valla çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. DC evrenine giriyorum. Injustice falan da başladık ya, artık fikrimin olması gerekiyor. DC evrenini baştan sona izleyeceğim. Spoiler falan vermeyin bu arada alt tarafta. Bilmiyorum, hoşuma gitti ya. Çok güzeldi yani. Çok son anda ters köşe yapan bir film. Yani bir yere kadar sıkıldığım nokta oldu, ne yalan söyleyeyim. Ama bir nokta oluyor. Hadi be oluyorsun. Hani hadi be değil aslında da, siz anladınız onu. Şu an Outlast stüdyosunda değiliz. O yüzden takır tukur küfür etmiyorum. Bir ikinci deneyimizi bir daha bir atmayalım. Swag defekti bir kaptatalım rakibimizi. Ondan sonra bir dakika, şunu attık mesela. Yapma be, freeze efekte kapılacağız. Frostbite yiyeceğiz birazdan. Ama bu çok kötü oldu. Vallahi bu çok kötü oldu. Lightning bu arada, bunu Raiden'la oynarsanız çok üzer yani. Hani çok can sıkabilir bu karakter. %400 Raiden, yani %400 recovery var ya, yan tarafa geçtiğiniz anda takır takır fulleniyor herhalde hepiniz. Yani o derece sıkıntı çıkartabilecek bir şey. Raiden mesela şu an, hayır, Raiden biraz iyileşse aslında. Sürekli yandığı için kaç defa fire effect dedik ya. Şuna bak abi. Lanet karakter. Yana yana bitiremedi. Canım merak ediyorum ne kadar yenileniyor. 42 bin şu anda. 40 bin. Bir yan karaktere geçeceğim ölmezsek. Biraz vurayım. Böyle bir. 19.900. Çıktık. 19.900'de biraz bekletelim bakalım. Ne kadar yenilendiğini merak ettiğim için. Ölmeyelim yalnız. Ölmeden şey yapalım. %400 recovery acaba Raiden için şart mı yani? Onu bir okuyayım bakayım ben. Bir sinerjiyi neye... Aa dur. Buradan yapamıyoruz ama. Oha! 42 bin! Ananın nikahı lan! Oğlum bu ne? 19.000'di. Ya 5 saniye falan de süresiz olduğu gibi girdim. Yuh, 10.000'de çıktık bakın. Şu an yanıyor. 3600 3600. Bir cana yenecek. Rey'ini bir can hesaplayın şu an. Yanıyor çünkü. Yanma mı? Yanmaya dedi mi lan? Yanma, kanamaymış da olabilir. İkisinden birini yedi. Biraz bekleyelim bakalım. Azıcık bekleyeceğim. Bir candan çıktı Rey'in. Şimdi göreceğiz birazdan kaç cana geçtiğini. Biraz Kuan Chi'ye geçelim. Oğlum o nasıl pasif lan? Acayip he. 42 bin cana ne biçim geldin sen öyle ya? Bir candan geçtiğini varsayıyoruz. Dur bakayım. Yalnız karakterlerimiz öldürmeye başladılar. Şunu ben bir öldüreyim. Öl lan. Kalkanı çalıştı. Yapma. Şu an valla sıkıntıya sokuyorlar beni ufaktan. Şöyle bir yapacağım. Tamam. Şunu bir al bakalım yavrucuk. Kaç bin yiyeceksin lan? 94 bin. 94 bin de yemezsin basic. Şöyle bir geçelim. 67 bin canla geldik abi. Acayip. Lightning efektimiz de aynen bu. Güzelmiş abi. Bone Shield'ı çalıştı. Tamam. Sıkıntı yok. 7400 can yeniliyordu bu arada Scorpion yan tarafta. Acaba gene Scorpion mu gelecek? Gelir mi lan? Gelsin lan. Hadi lan. Ah be. Ulan vallahi beklerdim ya. Rain abimiz geldi. Rain bu arada Assassin's Creed'deki şeylere benziyor ya. Bu Brotherhood'daki şey var ya, böyle Altair ve tayfasına benziyor aynı. Güzel değil mi ya? Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti benim görünüşü. Bayağı hoşmuş. Baksana elindeki o şey falan. Shuriken mi o? Ne o? Scorpion'un attığı boka da benziyor biraz sanki. Hani Scorpion da şey çıkartıyor ya böyle, bileğinin alt tarafından "Get over here" falan deyip şey yapıyor. "Come here" diyerekten bir şey atıyordu böyle. Kendi mızrağı var. Mızrak da denilebilir mi aslında? İpli bir şey atıyor böyle. Onun bir adı vardı da. Ninjutsu şeylerini kullandığı boktu herhalde o. Ondan kullanıyordu. O bayağı hoş ya. Bilmiyorum. Özellikle Mortal Kombat 11'in tanıtımında atıyordu ya hani. Come here diyerekten Raiden'ın "You're next" demişlerdi sonrasında. Oğlum mükemmel ya. Mortal Kombat 11 tanıtımı izlemeyen varsa mutlaka izlesin. Değecek izlediğinizde, merak etmeyin yani. Kesinlikle değecek. Öyle böyle değil. Çok mükemmel. Bence aşırı seversiniz yani. Böyle bir atayım canısı. Sana şimdi şunu atalım. Biz Swag defekti atıyoruz ama kanka yani Lightning'i yapamıyoruz ki sonrasında. O sıkıntı oldu ya. Vallahi sıkıntı oldu. Yeteneklerimizin bu arada Rain'in birincisi kanama bırakıyor. İkinciyi birazdan sersemletiyormuş ikinci de. Şu efektlerin üstündeki şeyleri görebiliyorsunuz zaten. Block Breaker'ımız bu arada çok iyi çalışıyor. Power Drain yedik üstüne ama o sıkıntı oldu. Şöyle bir üçüncü yeteneğimizi atmaya çalışacağız birazdan. Şöyle bir yapayım. Şöyle bir geçelim. Block Breaker'ı var mı bunun? Vallahi çalıştıramadık varsa da.
Şöyle bir öldüreyim ben seni canısı. Direkt diğer maça geçmeye çalışacağım. Bu arada 4000 canım doluyor. Ne? 6000. Nasıl lan? Bir daha 6000. Canım niye doldu benim? Oğlum ekipmanın mı var senin ya? Ekipmanlarına bir bakacağım dur ya. Vallahi bu ne lan? Yuh. Ya, ilginçmiş ya. Şöyle bir geçelim. Yardıralım bakalım. Kodumuz da bulut olsun bu arada. Bulut diye verelim. Thunderblade. Thunderblade ne işe arıyorsun abicim? Sen Blade Fire. Oğlum iyiymiş. Tamam güzel. Rey'nin ekstra bir ekipmanı yok yani. Evet. Bakayım. Tamam. Tamam. Drain. Tower of Horror. Aa horror diye şey mi gelmiş lan? Bunu hiç bilmiyorum ha. Hiç görmedim abi Tower of Horror'ı. Vallahi hiç görmedim. Güzelmiş ama eğer. Keşke yapabilseydik işte. Geçmiş zamanda atladığım çok kule oldu benim. Yapabilseydim onları mükemmel olurdu. Zaten diğer kulenin gelmesine de çok az kaldı. Bakalım yeni kuleyi ne yapacaklar. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Earthrealm Tower'ı falan hiç vermediler ya. Uzun süredir gelmedi. Edenian Tower'a ben katılamadım. Harra katılamadım. Birkaç kuleye daha katılamadım ben. O yani 9 ay video atmadığım zamanla bayağı bir kule geldi. Yani umalım ki iki kule birlikte falan gelsin böyle. Bazen onu yapıyorlar ya. O tarz şeyler çok hoşuma gidiyor benim. Kader 1-2-3. Vay be Türk geldi lan karşıma. Ulan adam adam. Hoş geldin kardeş. Vay anasını be. Bizim ülkeden görmek gerçekten mutlu ediyor. Azerbaycan Türk'ü kankalarımı da görüyorum yorumlarda. Bakın Azeri demiyorum. Azerbaycan Türk'ü diyorum. Ona artık dikkat edeceğim. Onun duyarlılığını yapmamız gerekiyor bu arada. Size çok fazla hak veriyorum Karabağ olayında falan. Kesinlikle yani. Suhak'ı bu arada resist çarptı. Direndi Suhak'a karşı. Ama sonunda Karabağ alındı abi. Çok iyi oldu. Yani ben Azeri'ni mesela bak ben Azerbaycan Türkiye olarak Azeri'ni çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Sesi falan çok hoşuma gidiyor. Yani öyle böyle değil. Çok nasıl derler? Dobro bir kadın ya. Çok hoş o özelliği. Yani milliyetçiliği falan. Güzel milliyetçilikten bakın. Boş milliyetçilik değil. Şişirilmiş milliyetçilik değil. Boş milliyetçilik. O yüzden hoşuma gidiyor. Böyle bir al bakalım. Azerbaycan Türkçesi benim bir de çok hoşuma gidiyor ya. Böyle Clash of Clans'ta falan şey yapıyordum ben. Klanlara gidiyordum zamanında. Orada işte çoğunlukla Azerbaycanlı kankalarım oluyordu. Hani oha yalnız ağzıma sıçtı bu ne be. Orada çoğunlukla Azerbaycan kankalarım oluyordu. İşte ben Türk'üm falan dediğinde çok güzel karşılıyordu. Oğlum hoşuma gidiyordu ya bilmiyorum. Mutlu oluyordum yani böyle. Vallahi bakın hani çok güzel karşılıyorlardı. Ne bileyim böyle istek atıyorum direkt bağış atıyorlar falan. Türk kardeşimiz gelmiş hoş gelmiş diye. Bilmiyorum, hoşuma gidiyordu vallahi. Böyle bir 50 kere daha hoşuma gidiyor dersem galiba hoşuma gittiğini anlayacaksınız. Oğlum bazen böyle kafam şey oluyor ya takılıyor bir şeye. Bir daha hoşuma gidiyor değil mi? Yok tamam o kadar değil. Şimdi bayağı da tükürdü şey yaptı ağzımıza. Valla bunu her girdiğinde Assassin's Creed geliyor aklıma. Üçüncü yeteneği ne atacaktım bu arada? Mal gibi unuttum. Çaktırmayın. Daldık anasını satayım. Atarız. Sıkıntı yok. Atarız. Hep beraber atarız onu. Hep beraber değil aslında. Ben atacağım. Siz diyeceksiniz. Kankam bu arada ruh kullanıyorum. Ben şey yaparım sana. Oha. 42 bin tane şeyi nasıl yaptın lan? Kan taşını nasıl yaptın? Yuh. Ne yaptın oğlum? O ne lan öyle? Marketin hepsini satın alırsın onunla. Gerçi her şeyi fulllemişsindir zaten. Fulleyince öyle oluyor olabilir ya. Hani fazla şey oluyor olabilir yani. Ne derler? 1-2 olabilir. Mesela altın da bende şu an gerçi yok altını şu an ben kullanmaya başladım tekrardan ya. 1-2 böyle 3 milyon 5 milyon falan oluyor. Onu ondan sonra toplu bir şekilde kullanıyorum. Direkt sıfıra indiriyorum böyle 3 milyondan 5 milyondan. Çok keyifli oluyor harcaması. Şu an challenge'ları da bol bol yapmaya çalıştığım için yani 3 günde falan bir 500 bin altın birikiyor direkt. Daha fazlası da oluyor hatta. Challenge'lardan çok fazla geliyor ya. Şu an hard kısmında zaten bitirmeye çalışıyorum Raiden'ın. Ona bak Cloudburst'u çok nadir yaptı. Soğuk bu arada yedi. Şu an ekstra saldırı yemesi gerekiyor. Ekstra hasar. 46.000 vuruyordu. 59.000 vurdu. Gördünüz değil mi onu? Gördünüz. Güzel. En azından bunu da tanıtmış olduk. Yalnız ben 3. teneyi atacaktım. Onu atmadım. Diğer maça kaldı o. Şöyle şunları bir hızlıca öldürelim o zaman. Son maça bıraktık ama bir şey olmaz. 3. teneyimizi görelim bakalım. Scorpion abi geçelim. Scorpion abi. Bakın Soğuk defekti rakibi de görün. Aynı bu şekilde. Yavaşlıyor. Böyle uyuz uyuz vurmaya başlıyor size. Ama ben bıraktığım için 53.000 hasar yedim. O biraz sağlıklama geldi tabi. Tamam hasar yemedik buradan. Sıkıntı olmadı pek. 95. Şöyle bir vuralım bakalım.
Az önce Rey'nin canı hayvan gibi yenileniyordu. Niye olduğunu anlamadım. Regen şu an bende var. Kanama kesmiyor bakın Regen'i. Bayağı iyi abi. Yani zehir atsa şu an bu Regen gidecek bendeki yenilenme. Durduramıyor da şu an yenilenmemi bak. Yavaşlatamıyor. Bon Shield'la birlikte iyice güçlendim. Yani. O da Rey'ni seçti. Wow. Soğuk defekt yemedik ama. Şöyle bir atalım. Ben de sana atayım. Of. O yıldırımın sesi bayağı iyi. Normalde bakın 43.000 46.000 arasında vuruyordu. 59.000'e çıkıyor. 59.000 be. Yani %35 harbiden. Güzel hasar. Güzel hasar. Şincik. Bir üçüncü yeteneğimizi görelim bakalım hocam. Ay Combat Cup takımı da geldi karşıya. Ben bununla ikinci kez mi savaşıyorum? Buna benzer sanki iki tane ile savaştım ama. Ulan Allah Allah ya. Vallahi aynı adamla iki kere savaşıyormuşum gibi geldi. Garip. Neyse. Bayağı kanlı geçiyor bu arada gördüğünüz üzere. Hayvan gibi hasarlar hatırlar. Yani 10. evrim karakterler geldiği zaman özellikle ekipmanlarınız falan da güçlü. Hep kör başlıyor bu arada bunlar. Bu neyin olayı ben anlamadım. Yani Rey'nin özelliklerini de yazmıyor. Şey ekipmanı da okumadık ama vallahi yazmıyor lan. Bakayım oğlum ya. Tamam. Tamam. Applies tamam. 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 Evet. Evet. Yok, yazmıyor. Allah Allah ya. Vallahi anlamadım ya. Körlüğün nereden geldiğini bunların. Manyak oldum ya. Ekipmandan geliyor olabilir de yani. Ne bileyim garip. Körlük bırakan ekipmanı da hiç denk gelmedim. Ondan dolayı herhalde oluyor olabilir. Şöyle bir atayım ben sana kanka. Üçüncü yeteneğimizi kullanacağız. O yüzden yeteneğimi kullanmıyorum. Yalnız Combat Cup Sonya Blade'in olayını biliyorsunuz. O yüzden Warlock Quench ile savaşacağım bir süre. Sonya Blade'e geçip şey yapmam gerekiyor. Ne derler? Sonya Blade'i geçirtmem gerekiyor şu anda onu. Geçirtip bu karakteri saf dışı bıraktırmam lazım. Ya da Scorpion'u da bıraktırsam olur aslında. O şey saf dışı bırakılmasının... Aynen bak şu anda tak kırmızı kartı koy bakayım. Aynen. Bu olmasın diye uğraşıyordum. Power deneyizden yok şu anda. O yüzden kesin atarız diye düşünüyorum bakalım. Atarız ya. Atarız. Öldürtmezsek karakterimiz... Aha açıldı. Ve ilk defa göreceğim değil mi? Aynen ilk defa görüyorum abi. İlk defa. Evet. Bakalım. Daha önce görmedim, denk gelmedi. Oh, oh, üçlüymüş, güzelmiş. Ve, oh, 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 sevdim. Har 177.000'de koyduk ya lan, güzelmiş hocam. Üçlü şey çok hoşuma gitti. Sondaki o toplu mızrakları koyması da bayağı güzelmiş. Güzel ya, bilmiyorum. Oyuna gittikçe geliştiriyorlar, güzel efektler ekliyorlar sürekli olarak. Diamond karakter gelmesi bu yandan, yönden hisli oluyormuş lan. Çok hoşuma gidiyor. Bayağı güzel ya, harbiden. Bayağı keyifli. Şöyle bir devam edelim bakalım. Evet maçımız da burada bitmiş oluyor. Karakterimiz de elimden geldiği kadarıyla tanıtmaya çalıştım. Hatta dur Faction Wars'a bir daha bir girelim. Savaş yapmayacağım merak etmeyin. Son bir üstünden bir geçelim. Pürüz kalmasın. Karakterin şöyle elimden geldiği kadarıyla tüyoları falan vermeye çalışayım size. Şimdi şöyle bir gelelim. Yani bu Lightning Damage Boost aynen. Lightning'i de zaten ikinci saldırımızda yapıyoruz. Şuradaki Thunderous Red diyor. Bununla saldırdığınızda şey yapıyorsunuz. Saldırı işte ne derler o. Yıldırım atmış oluyorsunuz. Birinci kanama bırakıyor. İkinci sersemletiyor. Üçüncü kan atıyor. Yine aynı şekilde kanama bırakıyor. Pasifinizi zaten geliştirebiliyorsunuz ekstra olarak. Ekipmanlarından değilmiş bu arada anladığım kadarıyla. Şuradakine bir bakayım. Bir şununla kafam takıldı. Bu mu acaba? Yok hayır. Yani... Hayır abi baya şey yapmıyor. Kör başlatmıyor. Anlamadım. Cidden neden kör başladıklarını anlamadım. Belki de talent'tan geliyordur. Bilmiyorum artık. Eden'in Spikes'tan falan da varmış bak. Şeye bakalım lan. Scorpion'un ekipmanlarına bakalım. Acaba onunla mı alakalı ya? Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Şöyle bir bakayım. Hayır. Değil mi? Hayır abi. Burada değil. Değil. Tamam. Ooo. Buymuş. %100 şans daha karşı rakibi kör başlatma. Oha. Çok güçlüymüş lan. Acayip sıkıntıymış. Bu bayağı bir güçlü he. Boss'u falan böyle kör etseniz sürekli olarak. İnanılmaz sıkıntı lan. İyiymiş. Güzel ekipmanmış. Rain'i elinizden geldiği kadarıyla Raiden'la kullanmaya çalışın. Yan tarafa iki tane Raiden koyarsanız Lightning saldırılarında sürekli olarak Raiden'ınızın hasarını arttıracak. Ve Raiden öldüğünde %400'e çıkartıyormuş abi. Bir dakika. Öldüğünde değil hatta bir dakika. Raiden'la kombolanında mıydı? Mortal Kombat 11 karakterleri ve Raiden %400 can yenileme. Yan taraf oyunda değilken can yenilemeye sahipler. Yani yeniden iyileşme, recovery işte. Çok büyük sıkıntı. Bir canına gelip 67.000 canına geri geliyordu hatırlıyorsanız. Yani 15 saniye içerisinde falan 67.000 can basıyor kendine. Yanda dururken sadece. Ya çok sıkıntı.
Bunu kullanabildiğiniz kadar kullanın. Çok güzel karaktermiş gerçekten. Hoş. Harbiden hoş. Çıkartanlara da şimdiden hayırlı olsun diyelim. Şöyle çıkalım bakalım buradan da. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.